Geçen haftalarda Xiaomi'nin böyle tornavida setini incelemiştim. Burada bir wow stick var, şarjlı olan. Burada da normal bir model var. Bir sürü ucu olan, işte Mijia, Viha ile beraber ortak ürettiği. Hatta ben bunun kalitesini çok beğenmiştim. İşte ömürlük, ölümlük, böyle al bunu ölene kadar kullan tarzında yorumlamıştım. Gerçekten de öyle. Herhalde yani kalite olarak en favori ürünlerinden biri oldu. Ve şimdi de daha büyük çaplı tamirat işleri için şöyle bir set geldi. İşte burada içeriğinde neler olduğunu görüyoruz. Bugün de beraber daha yakından bakacağız. Şöyle ilk olarak bir kutu içeriğine görelim. Nasıl bir kutu içeriği var. Kutu içerisinden şöyle kutulu şekilde hani bir set var ve bu setin taşıma içinde bir kutusu var. Şimdi ilk olarak şu kutuya bakalım. Bu kutuyu, daha doğrusu taşıma çantasını diyeyim, şu şekilde böyle kilitleriyle açabiliyoruz. Birazdan açacağız. Sonra işte şöyle tutma elbisesi var. Yani ne yalan söyleyeyim, bir tamir seti için oldukça güzel, şık ve plastik olarak da yani güzel. Tasarımı oldukça şık. Şöyle arkasında da yine içinde neler var, hangi uçlar var, bunlardan bahsediyor. Böyle bir kutu içeriğinden bahsedilmiş. Şimdi kutuyu yavaş yavaş açalım. Bakalım bizi kimler karşılayacak. Oldukça güzel bir kutu içeriği var aslında burada. Şöyle bir kullanım kılavuzu geldi. İşte çekicini, bu karga burnu vesaire nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Çantayı açtığımızda şöyle geriye kadar yaslanabiliyor ve böylelikle baskıda kalmıyor. Öyle bir tasarım yapılmış. Şurada bir bölümümüz var, bakalım. Burası boşmuş. Herhalde buraya işte ufak tefek vidalar olur, çiviler olur veya böyle kablo parçaları olabilir. İsteğe bağlı kullanabiliriz. Bir nevi organizer'ımız bizim. Peki çıkıyor mu? Çıkmıyor. Eğer burası çıksaymış daha iyi olurmuş bence. Burada güzel, kaliteli bir şey var. 1 metre. Şurada bir tuşu var. Çektiğimizde otomatik olarak kilitleniyor. Kapatmak için de tuşa basıyoruz. Kapanıyor. İlk defa gördüğüm bir tasarım. Ve bence düşünülmüş bir tasarım. Şöyle malzemeye baktığımızda bu kenar kısımlar plastik. Şu kısımlar biraz daha kauçuk tipinde. Yani biraz daha yumuşak. Yani kaymaz diyebileceğim veya yani darbelere karşı biraz daha dayanıklı diyebileceğim bir malzeme. Böyle basit. Burada işte yine Mi logosu var. Her şeyin burada yeri var. Güzelce. Burada bir tane sünger dahil edilmiş. Bunu sürekli kullanmak zorunda mıyız bilmiyorum ama belki de yani sünger olmasa da belki daha çok sarsılır da. Şimdi burayı açtığımızda burada birbiriyle uyumlu, böyle işte renk olarak, tasarım olarak birbiriyle uyumlu güzel ana parçalar var. Bir tane karga burnumuz var. Şimdi bu malzemeler, şöyle söyleyeyim, biraz sert bir kauçuk. Tam olarak silikon diyemiyorum. Biraz kauçuk bir madde, sert bir madde ama plastik değil. Böyle arada hem eldeki hissi güzel hem de kaydırmaz bir yapıda. Hani güzel, güçlü bir tutuş hissi sağlıyor. Yani şu anlık daha denemedim. Şu anlık ilk izlenim olarak güzel. Burada bir maket bıçağımız var. Bunu şu şekilde çekiyoruz. Çıkıyor. Kullanıyoruz. Bıraktığımızda geri kapanıyor. Otomatik yapılmış. Hani bunu açık bir şekilde kilitleyebiliyor muyuz? Emin değilim. Belki de hani güvenlik amacıyla yapıldı. Şurada işte bir yaylı mekanizması var. Yani maket bıçağı da dahil etmişler. Bu da güzel. Burada çeşitli tornavida uçları var. Bunları yakından gösteririm. Burada bir büyükçe, yani güçlü bir tork sağlayabileceğimiz bir tornavida sapı var. Sapı ile beraber de toplamda 10 tane temel olarak hani ihtiyacımız karşılayabilecek uç dahil edilmiş. Bunlar da gayet güzel. Tabi kullanmadığım için hani kaliteleri yüksek mi bilemiyorum. Hani Viha değil. Bu yüzden
acaba diyorum, emin değilim. Ama şu anlık hani hem tasarım olarak hem malzeme olarak hisler oldukça güzel. Bu arada bu bir yandan böyle lokma takımı gibi. Hani boşa da sarıyor veya buradan çeviriyoruz. Gevşetirken, açarken veya tam ortadayken her iki tarafa da kaymıyor. Bu şekilde böyle güzel bir özellik de dahil edilmiş. Burada bir kurbağacık anahtarımız var. Bu küçük modellerinden dahil edilmiş. Sanırım 0 ile 20 mm arasındaki vidaları destekliyor. Bu da temel tamir işlerinde faydalı olacaktır. Son olarak da çekiç mi diyeyim, tokmak mı diyeyim? Böyle güzel kavramalık. Hani hem şu sap kısmı tamamı bunlarla aynı malzemede. Yumuşak, iyi tutuşlu, kaydırmazlık özelliği de gayet iyi. Bunun bir tarafı metal, bir tarafı da sert plastik. Sanırım bu kullanacağımız yere göre böyle bunu ayarlıyoruz. Şöyle şu kısmı tamamen anladığım kadarıyla metal. Şuraya da bir plastik kısım dahil edilmiş. Yani kullanacağımız yere göre plastiği veya metali kullanarak işimizi görüyoruz. Şimdi bu bir kutu açılışı oldu. Yani açıkçası ilk izlenim olarak çok beğendim kalitesini. Yani hepsinin uyumlu olmasını çok beğendim. Ve bu metallerin kalitesini veya hani işte krom kaplama mı veya işte bazı işlemler gördü mü, ne kadar uzun ömürlü veya aşınmaya karşı ne kadar dayanıklı ve bunları bilmem için test etmem gerekiyor. Şu anlık sadece güzel görünüyorlar. Tasarım olarak oldukça başarılılar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi kutusu vesaire çok güzel ama bir şey fark ettim. Sanki bunlar biraz daha birbirine yakın veya daha sıkışık bir şekilde dizayn edilerek kutu küçültülebilirmiş veya bazı işte buraya boşluklar yapıp daha kullanışlı bir hale de getirilebilirmiş. Hani öyle hissettim. Örneğin şurada boşluk var, şurada boşluk var, işte şunun kenarları boş veya şurada bazı boşluklar var. Herhalde tek eleştirebileceğim nokta burası olurdu. Bunun yanında böyle bir set, yani hem böyle şık bir dizaynda hem de böyle bir kutuyla beraber bu setin gelmesi açıkçası oldukça tatmin edici. Bunu Banggood'dan aldık. Fiyatı 50 dolar civarındaydı. İşte 50-60 arasında oynuyor. Şimdi tavsiye eder miyim veya yani fiyat performans sonra nasıl diye bakarsak, eğer tam olarak bu şekilde dizaynda ve böyle içerikte bir set varsa onunla kıyaslamak gerekir. Fakat böyle bir set yoksa piyasada bence düşünebilecek güzel bir alternatif. Bunun fiyatı bazen artıyor. İşte 70, 80, belki 100 dolara falan çıkabiliyor. Böyle durumlarda benim tavsiyem bekleyin. Fiyat biraz daha düşsün. 50-60 dolara kadar benim düşüncem alınabilecek güzel bir set. Şimdi buradaki Viha gibi ömürlük bir kalitede mi emin değilim. Fakat oldukça kalitesi yüksek duruyor. Eğer sizin de evinizde böyle bir işte tamir seti yoksa, hani en azından temel tamir seti diyeyim. Hani böyle bir setiniz yoksa ve hani alayım bir köşede dursun böyle güzel şık bir şekilde dursun diyorsanız bence güzel düşünebilecek bir set. Xiaomi'nin daha doğrusu Mi EEW yani ekosistemindeki bu marka yaptırmış olduğu güzel bir tamir seti. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Farklı bir incelemede görüşmek üzere.